sen de gel. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra. Kuzenim ben, babaannem ve yengem çarşıya gidiyoruz. O arada dedim ki neden vlog çekmeyeyim? Konuşmayı da unutmuşum orada. Evet, böyle. Gideceğiz bakalım. Bugün bizimle birlikte maceralardasınız gençler. Ne macera ama. Kemerimizi takalım. Diyelim. Kamerayı açtıktan sonra konuşmaya muhabbet bulamayanlar burada mı arkadaşlar? Evet, bugün bana rehberlik edecek arkadaşım Tuğçe'm. Arkadan size arabada giderken resim, video falan çeker. Bakın. Küçücük kafaya sahip. Küçücük kafa ve küçücük bir gövdeye sahip. Benim kafamdan iki tane çıkar onunla. Söylemek istediğin bir şey var mı? Rabia'yı çok seviyoruz. Yüz yaptım. Oh my god. Çıktı mı? Hocalarımıza bakın. Satmışım anasını dünyanın. Hadi artık gelin. Haydi babaanne, neredesin kız? Bu da meraklı benim. Allah Allah, bizimkiler daha şimdiden başladı. Babaanneme klasik şey, A101'de eğer hala varsa onlara bir bakacak. Allah'a gittiler. Gözüme vururken Allah aşkına. Siyamaklarım görünüyor mu acaba şu an? Gerçekten şöyle bir gerçek var ki eğer eyeliner çekmek istesem gerçekten böyle dışarı çıkacağım zaman asla çekemem. Şu an istemeyerek çektim ya. Kuzenim çekti diye dedim ki hadi dedim ben de bir çekeyim dedim. Gerçekten istesem böyle çekemem eyeliner'ı. Yüzüme nur indi. Gerçekten ışık çok önemli arkadaşlar. Şuna bakın. Ah, gözlerim kör oldu. Bakın şimdi. Gözümün rengini merak edenler için. Ups. Bayağı iyi oldu. Şöyle. Bunlar şimdi gelene kadar birazcık sohbet edelim. Kuzenimle bir işe kalkıştık. Böyle bir şey olamaz. Yani stresten gerçekten hani İçten gelen bir şey bu. Benim kontrol edebildiğim bir şey değil. Oturduğum yerden asla karşı tarafı dinleyemiyorum. Ya odaklanamıyorum ya kalabalıktan dolayı olsa gerek, tam bilmiyorum nedenini. İlerleyen zamanlarda story olarak atarım zaten. Ne işe bulaştığımız. Ne işe bulaştık? Terör işine mi girdik? Tövbe estağfurullah. Niye söylemiyorsam şu an. Ay neyse. Biraz sürpriz olsun. Şu an ne olacağını inanın ben de bilmiyorum. O kadar stresliyim ki. Olacak mı olmayacak mı diye. Uf, fena. Bu işe kalkıştığımız şey tam benlik bir şey. Ama nasıl diyeyim? Bunun oluş aşaması sanırım beni birazcık şey yapıyor. Ya stresli. Strese boğdu beni bu iş. Of! Başka ne diyecektim ben? Bir şey daha diyecektim. Ama şunu söyleyebilirim ki hayatımda ilk defa bir şeye üçüncü şansı verdim. Ve şu an onun oluşma aşamasındayız. Ay, gerçekten hayatımda aldığım en doğru kararlardan birisi olabilir bu. O yüzden de birazcık sanırım beni strese boğmuş olabilir. Şimdi herkes diyecek ki ay anladık, tamam strese boğuldun, artık streslisin, anladık. Ama gerçekten stres, 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 ölüyorum. Yani şu stres gerçekten bir gün benim sonu falan olacak. Diyorum ki lan diyorum ben diyorum ne işe kalkıştım YouTube'da diyorum, sakin sakin videolarımı çekiyordum diyorum. Ben bu işe diyorum nasıl kalkıştım diyorum ya sürekli. Hani artık böyle sinirden ağlama derecesine geldim yani. Olduğum yerde duramadıkça, bunaldıkça. Cık. Halledeceğiz. Bu işi de halledeceğiz. Hadi yine artık ya, bunaldım.
Evet arkadaşlar, hanımlarla neden alışverişe gidilmez yani, büyüklerimiz de hemen gösteriyorum size. Malı almışlar gitmişler. Ah ah dedeciğim, paraların gitti. Evet arkadaşlar. Gide gide anam çabuk. Videoya başladım, şarkı söylüyorum. Ay. Bizim işler böyle. Kesat bir işler. Kesat. Şöyle arabaya koyayım. Şey almak istiyorum ya. Gerçekten tutucu. Ama artık bu araba bana ait değil. Bir vlogger'ın nasıl arabasında bir tutucu olmaz mesela, oradan başlayabiliriz. Ye ye ye. Şurayı ben keserim. Fakir demesinler. Arkadaşlar şimdi Samsun'un meşhur Rus pazarına gidiyoruz. Rus pazarında birazcık dolanacağız. Babaannemler o ara kendi işlerini halledecek. Allahu Ekber! Ne yapmaya çalışıyorsun araba? Şu an inanın ben de sizin gibi sövmekteyim. Amca dur da ben geçeyim, gözün yağını. Araba da sürmesi yalnızca şu an. Gidiyor oraya, gidiyor oraya. Bir saatimiz var arkadaşlar. Sizce babaannem bir saat içinde çıkabilecek mi çarşıdan? Ben hiç sanmıyorum. O yüzden biz de kafaya göre. Rus pazarı hediyeli yaşıyorlar mı? Rus pazarı seviyorum ya. Orada sadece kaybolmayı seviyorum gerçekten. Ama hangi mağazan neresi ya. Belli değil. Buradan görüşürüz. Tamam kanki, kapat gidiyorsun. Allah. Arkadaşlar, babaanneme buradan çekip açacağım alacaklarını. Rus pazarına geldik, dolanıyoruz. Evet. Bakınız ayakkabılar çeşit çeşit. Ve boyumuz olmuyor. Entariler. Bakın. Entariler. Yemin ediyorum orijinalden daha pahalı fiyatlar burada. Burada, buraya Rus olarak gelen, yabancı olarak gelen yanlı kardeşler. Çünkü burada bayağı kazıklanıyorsunuz. Haberiniz olsun şimdiden. Her şey sakın, çok pahalı. Sakın. Yarı etiket fiyatının yarısı. Sakın turist geldim falan demeyin yani. Hadi eyvallah. Tuğçe ben bunu çok beğeniyordum işte. Tuğçe bu tam senlik bak. Olur yani. Sadece fiyatını mı öğrendin? Bana göre butik. Gerçekten. Oyun yerimiz. Tuğçe'ye baksana. Tuğçe gel. Abi ne var? Abi ne gel? Kız var ya. Ay Tuğçe bak. Abi. Kanka kız. Benim hocam böyle. Dur kız. Kız sen çarşambadan gel. Burada yakalan ya, böyle bir şey olamaz. Samsun'da yakalan böyle gerçekten, bir şey. Gerçekten yani. Evini versen kolunu kaptırırsın Samsun'da. Tuğçe ayakkabı vata deniyor. Lugan. Ayakkabının tanıtımını yapar mısın Tuğçe lütfen? Ayakkabılarım Lugan. Hadi. Sana ne dedi akraba? Bunlardan köyde yok mu dedi. Evet. Beğendin mi?
Evet arkadaşlar, şimdi yemeklerimizi yedik. Evlere dağılıyoruz. Tuğçe, Tuğçe köpek geliyor. Tuğçe kaç. Tuğçe köpek geliyor, kaçsana. Kangal kangal. La koş. Araba neredeydi lan? Bu kız gerçekten insanı rezil eder gitti. Yine erkek tuvaletinin kapısını tuttu. Erkek tuvaletinin kapısını tuttu manyak. Kız tuvalete salıp da. Evet Tuğçe, lütfen bize ne yaptığını anlatır mısın? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yapmadım. Anlatsana. Dur. Şimdi kepazeli herkese öğrenmesin. Anlat anlat. Bir tane çocuk kilitli kalmıştı tuvalette. Kalmış mıydı, kaldı mı sandın? Kaldı sandım. He? Kapıyı açmaya çalışıyordu. 4-5 kere denedi, açamadı. Ben de dışarıdan açtım. Oysa ki kilitlemeye çalışıyordu. Sürekli bir rezillik yaşıyoruz. Allah kabul etsin. Bu Tuğçe'yle arkadaşlar, sesini duyuyor musunuz bilmiyorum da. Bu Tuğçe'yle ikinci böyle bir anımız. Bir kere de fakülte hastanesine gitmiştik. Ne için gitmiştik? Yine annemin bir şeyini almak için. Aynen. Annemin MR'ını CD şeklinde aktarmak için gitmiştik. Yine aynı orada ben bayanlar tuvaletine gitmiştim. Bu erkekler tuvaletine gitmiştik. Yani bu ikinci revanşımız. Çektim de atmadım. Ya. Ne yaptın Tuğçe'ye? İngemi çekiştirsen böyle olur. Böyle olur. Ne yapmışım bir de anlatsana. Bak şimdi onu seviyoruz değil mi? Atacağım. Sevelim lütfen please yani. Atacağım dedim sana. Lütfen. Silmeyeyim kardeş. Bir evet, şey yapsana. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz döllem? Çarşambacı. Kan verdim ama. Var ya, bu karşınızda gör. Evet. Dünyanın en iyi çekiştiren görümcesi olabilir. Ne olmuş? Hayır. Atacağım. Hayır. Benim Ertuğrul. Size bir şey söyleyeyim mi? İçim yandı yandı. Bu bir de diyor ki şekersiz diyor. Şekerli mi Tuğçe? Allah aşkına. İş o. Hiç kahve sevmem. Süt ve hariç. Şekerli mi şekersiz mi? Bal gibi. Bal gibi. Ne demek efendim? İçim yandı yandı. Dilimin renge bak. Karıştır karıştır karıştır. Şişt. Neyse halımız çıksın falımız. Uf Tuğçe. Ben böyle şerbet bir şey görmedim. Bir de bana sor. Ne şerbet? Öptüreceğiz bir gündür mü? Size bir şey söyleyeyim mi? Az şekerli yaparım. Bu niye bu kadar şekersiz der. Azın bir tık çoğunu yaparım. Şerbet gibiler, bal gibiler. Ben ne yapmam? Yaptım. Daha ne yapayım? Şeref arkadaşlar. Tam gerekiyor. Söyle tabii bakalım. Tabii ki sütlü kahve yapması gerekiyor. Ben bu kadar şekerli bir şey içmedim. Bu şimdi kahve yanı bardağı değil mi? Bak. Asıl benim kahve yanı bardağım bu. Şu
Şundan. Bakın yüzüm kadar. Şundan günde 5-6 bardak falan içiyorum herhalde. O yüzden zayıf. O yüzden ceset torbası gibi. O yüzden ben kiloluyum. İçmediğim için. O yüzden sen kilolusun. Boyun kadar su içiyorum. Boyun kadar su içtin ki için kilo. Rab senin kanalın var mı? Şuramda sanırım uçuk çıkacak. Buram böyle kızardı. Daha önce de burada çıkmıştı. Acaba onun şeyi mi dedim? Gül gibi kalıyor böyle pembemsi. Acaba onun şeyi mi dedim ama onunla bir alakası yok ya. Sanırım çıkacak. Yanımda kal, gözleri bal, bakınca. Şu an nasıl göründüğümüzü bilmiyorum inanın ki. Diğer mesajını vermeden videoyu kapatmak istemiyorum. İyi geceler. Bu arada yarın tekrar bir macera videosu çekebiliriz. İzlemede kalın. İzlemede kalın. Öpüyore signore. Hadi görüşürüz. Ondan da başladı. Daha sonra işte toplayacak kurumlar, alışveriş merkezleri bu çoklukları artık iyice yok. Ama bu kişiler gelirse de pandemiyle operatörü kontrol yapıyor. Bakın, kontrollerde arkadaşlar bagaj arasındaki mesafenin de 50 cm olması gerekiyor. Bunu da kısa not alabilirsiniz. Bu da sınav sorusu olarak sorulmuşlar bir sınavlarda. Yani koyuyorsunuz ya konveyör üzerine bagajları koyuyorsunuz ya eşyaları koyuyorsunuz. Bunun arasındaki mesafenin en az 50 cm olması. Sorulara geçtik. Bu kullanılan cihazlardan birisi değildir. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Tuğçe şimdi dedektörle nasıl arama yapıldığını gösterecek. Göster kendi üzerinde. Şöyle açıyoruz. Her zaman bakıyoruz. Hemen görelim. Normalde ışık oluyordu, bunda yok. Şurası değdirmeden 6 santim. Evet. Yaz santimiz. Markası ne? Markası da söyleyeyim. Çakma markası. Şunu da koy. Tuşa. Saf bile çalışır. Ters takmışlardır bile bilerek. Dışarı çekelim. Benim şansım var ya. Düz takarım çalışır. O da çok kötü çarpıyor ha. Tuzlu gibi aynı. Sınıfın yaramaz bir cürü. Nereye geçiyor? Projektör değil miydi? Projektör. Düşerse kafana düşer. Bunun ne kadar büyüklüğü var bir de. Şöyle dur. Şöyle olması lazımmış. Olsun, Allah bile bile yaratmış. Ne yapayım?
Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Geçin gelmeyiz. Aslı için sana derste de diyor. Ben. Hayır dur. Hayır dur. Şiveli yapmış. Şiveli yapmış. Nasıl olduğunu söyleyeyim. Yavuşak. Duvar betona gelmez. Mesela Bafra'da dezenle gittiğiniz orada var. Güzel beton, duvarlar var. Şimdi içeriden içeriye veya dışarıdan içeriye bir şey kolayca betona gelmez, açıp diyemez. Yani tel örgüler yine aynı şekilde. Bir kule var yüksek, kule var, asker. Noktayı ne yapıyor? Ekleyin etrafı, ekleyin arkadaşlar. Şimdi nedir? Aydınlatma var mesela. Yine bu projektörler, değil mi? Gece. Biz güya, biz daha merhabalaşmadan YouTube videosuna başladık, fark ettiniz mi? Bence ben de fark ettim şu an. Eve geldik de kurstan çıktık, eve geldik. Bu ışık şeyi. İstesem bu kadar ışık olmaz, dur. Nasıl yapacağız kız? Hay hay. Şöyle. Evet, şimdi annemi hastaneye pansumana götüreceğiz. Ondan önce sağlık ocağına vuracağız. Sağlık ocağında tahlillerine baktıracağız. Sonuçlarına. O zaman hastaneye geçeceğiz. Eline pansuman yaptıracağız. Sonra tomografisini alacağız. Hayır. Evet. Bu tüm devam ediyor. Bakın çok güzel oldu. Aynı şekilde bir ucundan tutarak daha rahat ederiz. Şöyle. Tamam. Şu uç tarafından tut. Namlu'yu uç tarafından tut. Heh, oradan tut. Bir aşağı doğru. Tamam. Tut sesi gelince o boşa düşüyor. Tamam, tabanca.